Gösterilen büyük ilgiyle İnegöl'ün sevgilisi haline gelen Kaymakam Durmuş Gencer'e ziyaretler devam ediyor. Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri Kaymakam Gencer'i makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler. İnegöl'e atandıktan sonra sivil toplum örgütleri tarafından ziyaret akınına uğrayan Kaymakam Durmuş Gencer'e ziyaretler tüm hızıyla devam ediyor. Bu ziyaretlerden biri de İnegöl Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri yaptı. Yapılan ziyarette konuşan Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cafer Peşdeli, Kaymakam Durmuş Gencer'e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaret ediyoruz. Kendisi hakkında çok olumlu haberler aldık. İnşallah İnegöl'ümüze yakışır bir şekilde İnegöl'ümüze hizmet edeceklerinden eminiz. Bundan önceki kaymakamımızla da çok güzel diyaloglar içerisinde çalışarak ayrıldık. Ve burada İnegöl Bosna Hersek Derneği yönetimi, eski başkanlar burada aramızda, yönetim kurulu arkadaşlarımız aramızda, gelemeyen arkadaşlarımız, onlar da mazeretlerini beyan ettiler, gelemediler. Bizler İnegöl'de 94 senesinde derneğimizi Bosna Hersek'teki savaşta oradaki insanlarımıza yardım etmek amacıyla kurduk ve daha sonra oradaki gelen gazilerimizi, Kırklareli kampında olan insanlarımızı ziyaret ettik. Şehitlerimizin Bosna Hersek'teki torunlarını, çocuklarını İnegöl'ümüzde sünnet töreni yaparak onları sünnet ettirdik. Daha sonra birçok hastaları tedavi ettirdik. Daha sonra derneğimizin sosyal etkinlikleri, folklor ekibi kurarak bunlara devam ettik. Ve bugünlere kadar İnegöl'deki derneğimiz de Türkiye'deki dernekler arasında da aynı zamanda bir kardeş bağı oluşturduk. Gittiğimiz zaman Adana'da olsun, İstanbul'da olsun, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki derneklerimizde hem kendimizi hem de İnegöl'ümüzü tanıttık. Daha önceki yapmış olduğumuz pittalarda, etkinliklerde Adana'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden İnegöl'ümüze gelen insanlarımız İnegöl'ümüzde mobilyasını, İnegöl'ümüzde çeşitli alışverişini yaptılar ve çok memnun olarak ayrıldılar. Ulusal ve yerel basında da Bosna Hersek'teki olan bu en son madalya verilmesini Hollandalı askerlere, bunları da basında yansıttık. Ve şu anda İnegöl'de derneğimizin de içinde olduğu İnegöl Kültür Derneklerinin Dernekler Birliği'ni oluşturduk. Daha önceden de bu vardı, Dernekler Birliği. İnegöl'de çeşitli okulların yapılmasına vesile oldu. Çeşitli hizmetlerin yapılmasına vesile oldu. Şimdi de Kaymakam Durmuş Gencer ise muhacirlerin kaybedilmiş toprakların hatırası olduğunu belirterek ziyaretlerinden dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti. Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanımız Cafer Bey ve yönetim kurulu, hatta derneğin eski başkanlarından birlikte beni ziyaret etmelerinden son derece mutluyum. Biraz önce dinlediniz. Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 94 yılından bu yana ilçemizde kurulu olmasına rağmen faaliyetler açısından da son derece zengin bir faaliyete imzalanmışlar. Onlara o anlaşılıyor. Ben onları burada görmekten gerçekten mutluyum. Yani hemen arkadaşlarım içeriye girdiği zaman Yüce Atatürk'ün muhacirler bizim kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatırasıdır sözleşti ve ona saygıyla, rahmetle aklıma geldi. Onlar bizim gerçekten kaybolmuş topraklarımızın hatıraları. Son derece vatanın birliği, bütünlüğü için, kardeşlik için, dostluk için çalışan insanlar olduğunu biliyorum. İnşallah sivil toplum örgütü olarak burada kendileriyle çok iyi çalışma içerisinde, önemli bir çalışma içinde olacağımızı, biraz önceki söyledikleri faaliyetleri belki daha da artırarak ileriye götüreceğimize inanıyorum. Bizim çalışmalarımızda da kamu hizmetlerinin
vatandaşa götürülmesi esnasında her türlü kültür adına, dayanışma adına kendilerinden destek bulacağımızı da şimdiden inancımı sizlere de paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim.